Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet kıymetli izleyenler, yeni bir sabahta yine sizlerle birlikteyiz. FM TV ekranlarında Manşetten Millete programıyla. Evet, hemen gündemi sizlere aktarmaya başlayacağız. Öncesinde konumuzu da tanıtalım. Bugünkü konuğumuz yine Fatih Medreseleri Heyet Kurulu üyelerinden Reşit Kazancı hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam, teşekkür ederiz. Özür dilerim kıymetli izleyenler. Evet, Yeni Akit gazetesiyle hemen gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Ama öncesinde iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. 0216-488-0488 no numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. haber@fmtv.com.tr adresinden de bizlere maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Evet, hemen Yeni Akit gazetesiyle gündemi değerlendirmeye başlayalım. Yeni Akit gazetesinin başlığına baktığımız zaman başkanlığı referandum çözer manşetini görüyoruz. 15 terörist öldürüldü, şimdi sıra PYD'ye geldi. Müslüman Kürtler HDP'ye haddini bildirdi. Muhalefette hesap sancısı, kıvrananlar kıvrananlar başlıkları yine Yeni Akit karşısında. Milletimiz bizi mahcup etmedi başlığı ise sürmanşetinde. Evet, başkanlığı referandum tüder. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın milleti işaret etti. 1 Kasım sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlık sisteminin milletten ayrı düşünülmeyeceğini belirterek Türkiye'ye çağ atacak yeni bir sistem için referanduma gidilebileceğini söyledi. Türkiye lig atlar, Türkiye'nin 2023 hedefine başkanlık sistemiyle ulaşabileceğini kaydeden Kalın, başkanlık sistemi için referandum mümkün mü sorusunu, elbette böyle bir önemli konu söz konusu olduğu zaman bu tartışma milletten bağımsız ayrı düşünülemez. Bunun mekanizması referandumsa referanduma gidilir şeklinde cevap verdi. Evet, kaosun ilacı başkanlık. AK Parti'nin 1 Kasım zaferinin ardından başkanlık sistemi tartışmaları yeniden alevlenirken bazı muhalefet partileri anayasa değişikliği ve başkanlık sisteminin pazarlık konusu yapabileceğinin sinyallerini verdi. AKİT'e konuşan hukukçular parlamenter sistemin Türkiye'nin hızlı gelişmesine artık yetmediğini, başkanlık sisteminin ciddi şekilde gündeme gelmesi gerektiğini söylediler. Evet, yine bu haberin detayı da sayfa 10'da. Muhalefette hesap sancısı başlığını görüyoruz. Seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet partilerinde hesaplaşma başlıyor. CHP, MHP ve HDP'de kurultay sesleri yükselirken parti içi muhalifler hezimetin hesabının verilmesini istiyor. CHP'de muhalifler ayaklandı. Eski CHP milletvekili Umut Orhan, 1 Kasım milletvekili genel seçiminde ortaya çıkan tablodan parti yönetiminin sorumlu olduğunu belirterek Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç vakit kaybetmeden olağanüstü kurultayı toplamasını istedi. MHP'de yönetime tepki istifası. MHP'de muhalefetin başını çeken Sinan Oğan, partiye dönüşü kesinleşirken alınan kötü sonuca rağmen istifa etmemekle direnen yönetime tepki olarak orduda iki ilçe başkanı istifa etti. Eskişehir Alperen Ocakları ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin istifasını istedi. HDP ise geciktirdiği kurultayı yapma kararı aldı. Evet, kıvranlar kıvrananlar başlığını görüyoruz. Aydın Doğan gardı düştü, yumuşak yayınlara başladı. Ahmet Hakan güzellemeler yaptı. Demirtaş'ın lider olamadığını yazdı. Bülent Keneş, paralel tetikçi artık Türkçe yerine İngilizce tweet atacakmış. Cüneyt Ülsever, ben kaybettim yazmıyorum dedi. O da TV'yi bıraktı. AK Parti'nin seçimden zaferle çıkması karanlık kalemlerin kimyasını bozdu. Kimi kıvırdı, kimisi de kıvrandı. Bu haberin detayı da yine sayfa 11'de. Evet, 15 terörist öldürüldü. Başlığını değerlendirirsek, Dağlıca bölgesinde yapılan operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilirken İran kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesindeki terör örgütüne ait mevzi ve barınaklar hava harekatıyla imha edildi. Operasyonda 2 şehit var.
Şimdi sıra PYD'ye geldi. ABD ve Avrupa'nın korumasında hareket ederek Türkiye'deki terörü besleyen PYD'nin Türkiye'nin ulusal güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiğini belirten uzmanlar, terör örgütünün isim ve kabuk değiştirmiş hali olan PYD'ye operasyon yapılması gerektiğini vurguladılar. Müslüman Kürtler HDP'ye haddini bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eden afişler asarak Müslümanları rencide eden HDP, 1 Kasım seçimlerinde adeta Müslüman Kürtlerin şamarıyla karşılaştı. 21 milletvekili kaybetti. 5 aylık süreçte silahlı saldırılar ve şehirlerde kazanan hendeklerle Güneydoğu'yu yaşamaz hale getirmeye çalışan PKK terörüne sırtını yaslayan HDP 1 milyon oy, 21 milletvekili kaybetti ve her ilde oy kaybı yaşadı. Yine bu haberin detayı da sayfa 12'de. Evet, faiz ve döviz düşmeye devam edecek. Nükleersiz bir Türkiye düşünülmez. Ters köşe olan Batı hala şokta. Haberleri de 4, 6 ve 7. sayfalarda verilmiş. Evet, Osman Yumakoğulları dua bekliyor. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı eski genel başkanı ve eski İstanbul milletvekili Osman Yumakoğulları hastaneye kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Yumakoğulları da dua bekliyor. Milletimiz bizi mahcup etmedi. Hemen sürmaçta baktığımız zaman Akit Gazetesi'nin "Milletimiz bizi mahcup etmedi" başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin suni ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan siyaset mühendisliği projelerini kabul etmediğini söyledi. Erdoğan, milletin iradesi tecelli etti, işi bitirdi. Hamdolsun milletimiz bizi mahcup etmedi diye konuştu. Paralelci polislere AYM'den red. 25 Aralık operasyonunu yapan 5 polisin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı kanuna aykırı olarak tutuklandıkları, kötü muameleye uğradıkları ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin bireysel başvuruları reddedildi. Evet, Yeni Akit gazetesindeki başlıklar bu şekilde. Şimdi ben hocama dönmek istiyorum. Hocam, 1 Kasım seçimlerinden sonra yaklaşık 2 gündür manşetlerde hemen başkanlık sistemleri taşındı. Başkanlık sistemi tartışmaya sokuldu. Siz bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün başkanlık olursa böyle bir şey referandumla olur dedi. Siz bu olasılığı veya olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi öncelikle başkanlık sisteminin hükümet tarafından nasıl olacağı anlatılıyor ama karşı taraftan da nasıl olmaması gerektiği, yani olmaz, kesinlikle olmaz diyen bir blok var. Dolayısıyla bu sistem eksisini artısını, tabii biz siyasetçi değiliz veya işte hükümeti yönetenler 13-14 senedir nasıl bir devlet sisteminin yürüdüğünü daha iyi biliyorlar. Çünkü sistemin içindeler. Sistemi tıkayan etkenler neler, sistemin önünü açacak sebepler neler. Bunları yerinde, bürokrasinin içinde yaşayarak tecrübe eden kimseler onlar. Bu konuda aslında en deneyimli olan kişiler veya kurumlar gene devlet erkanı olan kişiler. Bunu tabii, ama burada sorun şu, yani bizde meselelere çözüm anlayışıyla, çözüm mantığıyla yaklaşmaktan öte meseleleri çözüme, soruna dönüştürme anlayışı var Türkiye'de. Yani olaya bir taşı, bir tuğlayı da biz kaldıralım. Faydamız ne olabilir? Bu konuda işte yükün altına omuz verelim, yükü yüklenelim anlayışı değil de o problemleri kaldırmanın zımnında bu problemi gerçek bir içinden çıkılamaz sorun hale getirme ahlakı var siyasette. Yani Türkiye'deki siyaset aranası her bir olayın ardından problem çözmek, sorunlara çözüm üretmek mantığından ziyade soruna sorunla, meseleye mesele üretmekle yaklaşan bir tarz uygulandığından dolayı bu sistemin çok iyi konuşulması, izah edilmesi, halka anlatılması lazım. Halkımızın bilmediği bir konu, yani veya bilse bile yanlış yönlendirilebildiği bir konu. Ondan sonra, yani bunların eksileri, artıları iyice konuşulup, izah edilip daha sonra halkın önüne götürülürse halkımız zaten
şunu söylemiş oldu 1 Kasım'la birlikte. Yani sen sorunlarını ey devlet yetkilileri, ey hükümet bana getir sorununu, bana anlat, izah et. Ben sana destek veririm. Yani senin benimle problemin çözüm, problem çözmen kolay. Halkımız bunu dedi. Yani bana getirdiğin meselelerde ben meselelere çözücü yaklaşım, sorun çözücü yaklaşım içinde olurum mesajını vermiş oldu. Bu mesajı iki tarafında iyi okuyup halkı bilinçlendirecek, neler getiriliyor, neler götürür, yani eksileri, artıları hesap edilip göz önüne konulursa halkımız da bu konuda ikna olduğu konularda gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyorum ben. Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Evet hocam, bugün yine önemli bir konu bir tanesi. Muhalefette hesap sancısı 1 Kasım seçimlerinden sonra muhalefette tabiri caizse ağır yaralar var. Özellikle MHP'de diyebiliriz. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Bundan sonraki süreçte nasıl olmalı sizce? Tabii muhalefetin şimdi hesap yapması gerekiyor. Yani bir hesap. Önce bu hesap tabii nedir hesap? Niye böyle oldu? Yani bu neticeyi niye elde ettik? Neden bu sonucu halkımız bize reva gördü? Teveccüh yönünde eksiklerimiz, halkımızın teveccühün kazanamama, gönlünü alamama konusundaki eksiklerimiz nedir diye hesap etmesi lazım. Düşünüp detaylı bir analizinin bu konuda yapması lazım. Tabii bunun artık hesap yaparken hesaplaşmaya dönmesi, iç hesaplaşma birilerine tabii sebep aranınca sorumlu da ortaya çıkabilecek. Sorumlu veya sorumlular. Bundan da tabii eğer ki artık seninle veya sizinle bu işler olmuyor denip bir hesaplaşma mantığı içinde de girilirse burada lider arayışı içine de ve kongrelerde işte yapılacak olağanüstü kongrelerde de bu sonuç tartışılması gereken bir sonuç olarak muhalefetin önünde masasında duran bir konudur. Yani tabii ki bir netice var ortada. Bir hezimet var, bir yenilgi var. Bunun hesabını yapmak lazım oturup. Doğru analiz yapıp öz eleştiri olsun, eleştiri olsun, sorumlular olsun. Bunun ortaya çıkarılması, yarın aynı hataların yapılmaması ve aynı neticelerin elde edilmemesi açısından yani yeni bir yenilenme hareketi, güç kazanma, eksilerden, yanlışlardan, acı tecrübelerden hesap çıkararak tecrübe kazanmak insanları veya kurumları yenileyen, büyüten, geliştiren bir anlayıştır. Artık bunu tabii göreceğiz. Ne kadar hesap anlayışı içinde olacak. Daha sonra bu hesap sorma işi, hesaplaşma mı olacak? Bunu da gelen, ilerleyen süreçte göreceğiz inşallah. Evet hocam, önemli bir konu daha. Müslüman Kürtler HDP'ye haddini bildirdi dedik. Bu süreçten sonra HDP'nin durumu sizce ne olur veya ne olmalı? Hani bugün büyük bir darbe aldılar aslında. Halk yani siz artık bizim temsilcimiz değilsiniz dedi tabiri caizse. Bundan sonraki süreçte hem Kürt halkı olarak duruş sergileme hem de HDP olarak hem de devletimiz olarak yani HDP'nin durumu ne olmalı bu süreçten sonra? Çünkü şimdi yani burada şunu belirtmek istiyorum hocam öncelikle. Hani her ne kadar kendinizi terörden ayırın, kendinizi PKK'dan ayırın denilse de 7 Haziran sürecinde bu kesinlikle olmadı. Bundan sonra da olacak gibi gözükmüyor. Şimdi burada şöyle okumak lazım. Bu başlığı halkın Müslüman Kürtler veya halk genel yaydığımız zaman evet, haddini bildir derken bir kere siyasilerimiz şunu bilmesi lazım, yöneticilerimiz şunu bilmesi lazım. Halka had bildirilmez. Halka zorla beni seveceksin denmez. Veyahut da ben seni zorla ikna edeceğim baskısı, zorlaması tutmuyor. Bunu görmeleri lazım. Yani şu sonuçlarda şunu okumak lazım. Yani biz ne kadar dayatsak da zorlasak da halk gene kalbindeki, gönlündeki sevgi neyse onun yanında oluyor. Onu izhar ediyor. Onu ortaya koymaktan çekinmiyor. Dolayısıyla bir kere Müslüman Kürt halkımızın olsun, doğuda batıda bütün halkımızın olsun, iman sahibi %99 nokta küsür Müslüman bir ülkede o insanların hassasiyetleri, dini, milli, ahlaki hassasiyetleri ve cibelerine
hassasiyetlerine bir kere önem verilmesi lazım. Yani onların, Müslüman halkın tercihleri, hassasiyetleri, öncelikleri hesaba katılmadan bir siyaset yürütülürse, bir anlayışla hareket edilirse, onun sonucuna katlanmak herkesin boynunun borcu olur. Yani ben halkım, ey halkım, sizin hassasiyetlerinizi, önceliklerinizi dikkate almadım ve dolayısıyla da bu neticeyi hak ettim demesi lazım. Yani halk beni anlamadı, halk bize layık olmadı veyahut da biz onlara haddini bildireceğiz halka anlayışı, siyasetçilerin, yöneticilerin yapması gereken, tamamen terk etmesi gereken bir anlayış. Yani böyle bir anlayışla ne siyaset yapılır, ne idarecilik, yöneticilik yapılır. Bir kere onu bellemek, bilmek lazım. Yani bunun A şıkkı, olmazsa olmaz ilk adımı budur. Siyasete giren insanların ben halka haddini bildireceğim anlayışıyla hareket edilmesi. Buradan yani oturup ders çıkarılması lazım. Halkın işte dini hassasiyetleri, inanç meseleleriyle, ahlaki prensipleriyle uyuşmayan, kan grupları tutmayan siyasetin halk tarafından benimsenmediğini burada görüyoruz. Doğu halkımız tarafından özellikle. Yani işte Diyaneti kaldıracağız. Ondan sonra İmam Hatipleri, orta kısımlarını şeyleri kaldıracağız. Ermenilerle aynı hassasiyetler içinde olacağız anlayışı. Ve yapılan o yanlış şeyler, o karikatür krizinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanması veya billboardlarda asılması, halkımızın asla kabul edemeyeceği, tahammül edemeyeceği ve had bildirme noktasında olursa halkın haddini bildirmesi gereken hususlardı. Buradan siyasetçilerin ders çıkarması lazım. Evet. Evet. İnşallah diyelim hocam. İki asker şehit oldu. İki askerimiz şehit oldu. Rabbim şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Acılı ailelerine sabrı cemil niyaz eylesin. Evet, Dağlıca bölgesinde yapılan operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilirken Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Bassem bölgesindeki terör örgütüne ait mevzi ve barınaklar hava harekatıyla imha edildi. Operasyonda 2 şehit verildi. Evet hocam, şehit operasyonlar yine seçim sürecinden sonra da devam ediyor. İnşallah bu karlılıkla devam eder diyoruz. İnşallah. Evet, devam edelim. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin manşetine baktığımız zaman ceza değil sansür başlıkları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin adını koydu. Artık yeni Türkiye'ye yoğunlaşacağız başlıkları. Çilingirlerle açıp delil koydular. 15 PKK'lı terörist öldürüldü. 2 şehit başlıkları da yine Sabah gazetesinde. Evet, manşetiyle başlarsak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin adını koydu. Artık yeni Türkiye'ye yoğunlaşacağız. Bundan sonra tüm zamanımızı, enerjimizi ve imkanlarımızı 2023 hedeflerimize, bölgemizdeki sorunların çözümüne, büyük ve güçlü yeni Türkiye vizyonumuza teksif edeceğiz. Bu seçimin en önemli mesajlarından biri Türkiye'nin bir an önce yeni anayasa meselesini çözmesi gerektiğidir. Milletin yeni anayasa talebine direnen, engelleyici tavır içine giren herkes bunun hesabını 4 yıl sonra seçimde verir. Amiral gemisiler terörü destekliler. Birileri şu anda kucaklaşmaktan bahsediyor. Tamam, biz hazırız ama siz hiç kucaklamadınız ki. İç savaştan söz ettiniz. Kendilerini medyanın amiral gemisi olarak görenler bölücü ve paralel terör örgütlerinin ihanetlerine ortak oldular. Bize bu vatanı dar edene biz de dar ederiz. Terör örgütü silahları gömene kadar mücadeleye devam. Bize bu vatanı dar etmeye çalışanlara biz de vatanı dar ederiz. Benim 78 milyonla derdim yok ama bir şeyi unutmayalım. 78 milyon şu makamı kendi makamı olarak kabullenmeli. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bu şekilde. Erdoğan olmazsa AK Parti, DYP ve ANAP gibi olur. Seçimde en doğru tahmini yapan AVG'nin sahibi Adil Gür, 1 Kasım'da AK Parti iktidar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Desteğini çekerse partinin sonu DYP ve ANAP'a benzer demiş. Evet,
Cumhurbaşkanı sözcüsü kalın başkanlık sistemi için gerekirse referandum yapılır başlığı da yine Sabah gazetesinde. Çilingirlerle açıp delil koydular. Başlığına baktığımız zaman İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan paraleller için çok suçlamalar. Hedef aldıkları subayların evlerine çilingirlerle açtırıp üretilmiş delil yerleştirdiler. Bir denizci subayın bilgisayarına bir takım videolar indirdiler. İşlettiği yat limanı ele geçirmek istedikleri iş adamını da bir numaralı sanık yaptılar. Evet. Bir Rus uçağı da Sudan'da düştü. 40 ölü başlığını görüyoruz. Sürmanşı'nda Sabah gazetesinin. Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bir kargo uçağı kalkıştan hemen sonra batı Nil kıyısındaki bir adada yere çakıldı. Uçakta 7 yolcu ve 5 Rus mürettebatının olduğu belirtildi. Görgü tanıkları ise uçağın düştüğü alanda en az 40 ceset gördüklerini iddia ettiler. Savcıdan Doğan'a basın özgürlüğü dersi Sabah haberlerine suç duyurusunda bulunmuştu denilmiş. Gültekin güvenlik açığını bulan Türk gençlerin Silikon Vadisi'nde Twitter'ın bize çok ihtiyacı var denilmiş. Yine başlıklarda İstanbul'da sahte rakı kurbanları 30'a çıktı, öldüren içkinin imalat merkezi Küçükçekmece başlıkları da yine Sabah gazetesinde. Evet hocam. Şimdi Cumhurbaşkanlığımızın açıklamalarından bir konuyu daha sizlere değinmek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımız dedi ki birileri şu anda kucaklaşmaktan bahsediyor. Tamam biz hazırız ama siz hiç kucaklaşmadınız. İç savaştan söz ettiniz deniliyor. Burada bir takım birçok yerlere mesaj var. Özellikle de paralel yapı olarak adlandırılan bir kurum. Bu olayın içinde sizin bu düşünceleriniz, yorumlarınız ne hocam bu konuda? Yani cemaat ve devlet arasındaki bu çatışma süreci. Yani şimdi bu şeyler devam ediyor da bundan sonra artık devlet büyüklüğünü gösterecek ifadelerle yanaşması lazım. Mücadele kimle yapılıyorsa devam etmeli. Yani devlete zeval verecek, devleti zayıflatmaya kalkacak aynı mücadele yapılmalı. Ama yani bu konuda artık zaten halkımızın verdiği mesaja bakılmalı. Halkımız dedi ki ben senin yanındayım. Yaptığın icraatları, işleri beğeniyorum. Ve neticede ister terörle mücadelede, ister paralelle mücadelede, isterse diğer ekonomik vaatlerin gerçekleşmesi ve Türkiye'nin işte 2023 vizyonuna ulaşmasında hangi meseleyle alakalı olursa olsun yaptığın şeyleri destekliyorum anlamında bir mesaj vermiş oldu. Yani halkın AK Parti veya hükümet ve daha ötesi Sayın Cumhurbaşkanımız bir güven tazelemesi ezici bir şekilde bu neticeyle o almış oldu. Şimdi buradan bunu hala tutup da yani bir söz var eskilerden, aptallarla tartışmayın. Çünkü diğerleri aranızdaki farkı anlamaz. Aptallarla tartışmayın, diğerleri aranızdaki farkı anlamaz. O yüzden şimdi bunun burasında çok fazla böyle bu konulara yoğunlaşmak, bu konuları çok fazla gündem yapmak, değersiz olan şeyleri kıymetliymiş gibi halka takdim etme anlamına geliyor. Ve gerçekten gerek şahsiyet bakımından, gerekse kurumsal bakımdan Türkiye'nin menfaatlerini düşünmeyen, Türkiye'ye bilakis zarar vermek için uğraşan kimselerin veya kesimlerin bu süreçte bu tartışmalardan güç kazandığını gördük biz bu zamana kadarki şeyde, süreçte. Yani bir baktığımız zaman yani daha öncesinde tanınmayan kişiler veya kurumlar, halkın nazarında bu kadar yer bulmayan kişiler Cumhurbaşkanı ile olan o tartışmalarından, ağız dalaşından kendilerine bir paye edindiler. Kendilerine tabiri caizse prim ve kredi elde etmiş oldular haksız bir şekilde. Buna artık sebep olmamak lazım. Buna prim vermemek lazım. Yani ben bu konuda demiyorum ki mücadele terk edilsin şey değil ama gereken neyse yapılsın ve yapılıyor, ona da inanıyoruz. Ama işte
reklam olacak, tanıtım olacak şeyleri de o konudan kaçınacak ifade diline artık dönmek lazım. Çünkü su-i haber saf aklı itlak eder ya diye bir kaide var. Yani kötü haber saf beyinleri, saf kalpleri, hiç aklı hayale gelmeyecek düşüncelerin kötü yönde yönlendirilmesine sebep olur. Ki aklı, zihni, duru, saf, pak olan kimselerin de o kötülüğü düşünmesine ve merak etmesine ve gündemde kalmasına sebep olur. Yani bir toplum devamlı içki, uyuşturucu konuştuğu an bütün birimleriyle o konuyla hiç o zararlı alışkanlıklarla uyuşturucu alakası olmayan yeni nesiller, yeni doğan, yeni gençlik, yetişen gençlik de acaba nedir ya bunun herkesin konuştuğu bir konu nedir bir deneyim der. Evet. Yani bunu biz mesela 80'lerde, 85'lerde daha Türkiye uyuşturucu maddeleri tanımadan önce yani bu kadar yoğun ve yaygın bir şekilde bilinmezken Türkiye gündeminde son derece yoğun ve bir şekilde bunun konuşulması, gündeme alınması ve gündemden hiç düşürülmemesi bir yerde onun reklamını yapmış oldu ve bilmeyen kimselerin de merak edip deneme bir kez olsun, iki kez olsun neyse deneyerek bir bakalım nedir bu ya bu kadar konuşulan hakkında tartışılan gündemden hiç düşmeyen bu konu uyuşturucu nedir diyerek insanların merakını celbetmesine ve neticede şu anda işin içinden çıkılmaz, önü alınmaz bir hale gelmesine sebep olduğu gibi bazı konuları yani çok konuşmak, çok üzerine gitmek ne yapar? O konuda esas gayeye ulaştırıcı yönde zarar verebilir. Bunu söylüyorum ama bu yeni anayasa konusunda Türkiye'nin ne yapması lazım? Türkiye'nin bir adım atması lazım. Çünkü 12 Eylül'den bu yana Türkiye 12 Eylül'den bu yana çok büyük sıkıntılar bu anayasayla yaşadı. Bu yarım bohçalı, yamalı bohçalı anayasa denilen, tabir edilen bu anayasa artık Türkiye'nin karşılayamayacağı, Türkiye'nin üzerine dar gelen bir gömlek, her tarafı patlamış, yırtılmış, yamalanmış bir bohça gibi, gömlek gibi üzerimize dar gelen bu ülkeye bu vizyonda yeterli olmayan bir hale gelmiştir. Bunun da Türkiye bir an önce kurtulup yeni ve daha güzel günlere emin adımlarla adım atabileceği bir anayasaya kavuşması lazım. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. İnşallah dediğiniz gibi anayasamızda bundan önceki dönemlerde yine anayasa taslak çalışmanız da var zaten herhalde ulaştırmıştınız hocam. Fatih Medresileri olarak. Evet. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin başlığına baktığımız zaman halka sorarız başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlık sistemiyle ilgili soruya bunun kapsamı referandumsa referanduma gidilir yanıtını verdi. Evet, Milli Birlik Süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasilere yeni anayasa çağrısı yaparken tüm kesimlere kucaklaşma mesajı verdi. Erdoğan önümüzdeki döneme illa bir isim aranıyorsa Milli Birlik ve Kardeşlik sürecidir dedi. Türkiye'yi sarsan kumpas davalarını, evet, maskeli ihbarcı başlığını görüyoruz. Türkiye'yi sarsan kumpas davalarını açtıran sahte ihbar mekanizması bu görüntüyle ilk kez ete kemiğe büründü başlığı da yine Hürriyet gazetesinde. Evet hocam, şimdi şu şekilde bir yorumlar var. Milli Birlik Süreci, yani şuraya yoruluyor, tüm birazdan gazetelerde gelecek. Çözüm sürecinin yeni adı Milli Birlik Süreci deniliyor. Bugün kardeşlik mesajı vermesinden, hani bu çıkarılmış gibi, Cumhurbaşkanı sözlerinden bu çıkarılmış gibi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Milli Birlik ve Kardeşlik, bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz, o Çanakkale ruhunu bize tekrar kazandıracak olan şeydir. Ancak milli birlik nasıl elde edilir? Kardeşlik nasıl tesis edilir? Buralara yoğunlaşmamız lazım. Buraları düşünmemiz lazım. Yani milli birlik ve kardeşlik ifadeleri tek taraflı olacak ve birilerine ne yapılırsa, ne verilirse onu zaten benim öz hakkım olarak değerlendirip verilen her nimet, güzellikler, yapılan iyilikler nankörlüğünün artmasına
sebep olduğu halde hep özveri tek taraftan yapıldığında, tek taraftan geldiğinde, yani barış için, birlik için, beraberlik için, kardeşlik için bir kesimin, bir tarafın değil, hep beraber, bütün toplumun bütün katmanlarıyla beraber hareket etmesi, bu anlayışta olması lazım. Tamam, ben seninle barışayım, ben seninle birlik beraberlik içinde, kardeşlik içinde olayım ama sen diyorsan ki ben seni kardeş olarak kabul etmiyorum, ben seni düşmanım bellemişim. Sen benim düşmanımsın. Ondan sonra seninle asla bir olamam, beraber olamam dediği sürece, yani birilerinin sadece barış istemesi, tek taraflı olarak istemesi yeterli değil. O yüzden bu anlayışa, halkımızın bütün katmanlarının, bütün kesimlerinin nasıl gelebileceğini, buraları konuşmamız lazım. Yani gerçekten işte bütün müminler, innemel müminune ihvetün, kardeştir, Müslümanlar kardeştir. Ve in taifetani minel müminine iktetelü fe aslihu beynehuma, Müslümanlardan iki topluluk arasında bir anlaşmazlık, bir kargaşa, bir düşmanlık olduğu zaman, bir savaş olduğu zaman araya girin. Diğer Müslümanlar araya girsin. Onların aralarını bulsun, birleştirsin. Bu kavgaya son versinler. Eğer hala bir taraf o kavganın devamı hususunda azgınlık yapmaya ve düşmanlık etmeye devam ederse, o zaman onunla beraber siz de ona karşı savaşın. Ki bu kavga bitsin. Müslümanların arasında sulh olsun, sükunet olsun, barış ve birlik olsun. Emri ayet-i kerimedir Hucurat suresinde. Dolayısıyla bunun yapılması hepimiz üzerine hem Allah'ımızın emri olan bir borç, bir farziyet. Yani birlik, beraberlik, barış, kardeşlik. Allah'ın bizden zaten istemiş olduğu, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin de daha Medine'ye hicret eder etmez yapmış olduğu ilk iş. Yani Evs ve Hazret kabilelerinin 120 yıl süren savaşını, kavgasını bitirmek olmuş. Ve Ensar'la Muhacirini birbirine işte birbirine mirasçı, varis kılacak derecede, o derece yakın ve her türlü ihtiyaçlarını gözeten kardeş ilan etmiş olması, Müslümanların ilk işinin bu olduğunu, ilk hareketin yapılması gereken en zaruri hareketin bu olduğunu bize gösteriyor. Ama bunun tabii konuşuluyor olması, bugün Türkiye'de konuşuluyor, buraya gelmiş olmamız önemli. Ama bunu yaşantıya dökmemiz, hayata geçirebilmemiz çok daha önemli. Bunun sebeplerini ortaya koymamız lazım. Yani bu sebepler de insanların maddi yönünü güçlendirmekle, insanlara maddi yönden refah seviyesini yükseltmekle değil, sadece dünyalarını, ekonomik düzeylerini artırmakla değil, İnsanların manevi açlıklarını giderecek, onlara dini bilgilerini, ilmi seviyelerini artıracak eğitimin verilmesiyle, yani Allah'ını bilen, peygamberini tanıyan, din-i mübini İslam'a sarılan, emirleri tutan, yasaklarından kaçan bir millet olduğumuz zaman, zaten o zaman ben kardeşimin, o benim de Müslüman kardeşimdir, nasıl onun canına kıyabilirim, nasıl onun zararını düşünebilirim, nasıl onun kendimden ayrı başka düşünebilirim anlayışını, bürüm anlayışına sahip olmuş olacak. Yani o suyu, savaşta en çok istediği o suyu, Yemame Savaşı'nda olduğu gibi veya Çanakkale'de olduğu gibi, benim ihtiyacım var ama arkadaşım da su istedi, onun daha çok ihtiyacı var, ona götürün dendiği gibi bir anlayışa inşallah sahip olmuş olacağız. Ama bu anlayışı kazandıracak ruh gene bize din hassasiyetiyle, dinle, imanla, Allah'ını bilen, peygamberini tanıyan bir neslin yetişmesiyle elde edilecek bir şeydir. Yoksa maddi olarak neleri verirsek verelim, doymayan ve hala her şeyin en iyisine, daha fazlasına ben layığım ve verdikçe de vereceksin tabii diyen bir insan kitlesi, bir halk kitlesi olacaktır. Ama böyle yaparsak, yani dini değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirirsek, bugün inşallah özlediğimiz o birlik, beraberlik ve kardeşliğe çok kısa bir zamanda kavuşacağız inşallah demektir. İnşallah hocam. Evet, devam edelim kıymetli izleyenler. Hürriyet gazetesindeki diğer başlıkta ise AK Parti'ye oylar nerelerden geldi? CHP'de bayrağı Umut Oran açtı.
tecavüzcüye saygın tutum indirimi yapıldı. Bu başlıklar var. Bu tecavüzcüye saygın tutum indirimi yapıldı. Bunu da yine detaylı bir şekilde değerlendireceğiz hocam. Evet, devam edelim kıymetli izleyenler. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Star gazetesinin manşetine baktığımız zaman milli iradenin talebi yeni anayasa başlığını görüyoruz. Eyvah, işsiz kalacağım galiba başlığı yine Star gazetesinde. Muhalefet cadı kazanı, kamuda 3000 kişiye FETÖ kumpası, dağılıca PKK'dan temizleniyor. Başkanlığa millet karar verecek, Erdoğan Putin'le Suriye'yi konuştu. Başlıkları da yine Star gazetesindeki başlıklar. Evet, hemen başlık manşetiyle değerlendirmek gerekirse, milli iradenin talebi yeni anayasa. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Kasım'da rovanşist, blokçu anlayışla sırtını teröre, paralel dayananların toplum mühendisliği çabaları tutmadı. Demokrasinin gücü milli iradenin hakimiyetini perçinledi. Milletimiz şimdi anayasayı bekliyor dedi. Engel olanlar hesabını verir. Yeni anayasa konuşulur, uzlaşma halinde milletin huzuruna getirilir. Üzerimize düşen desteği veririm. Kişisel fikirlerimiz saklı kalmak şartıyla meclisin iradesine saygı göstermek boynumuzun borcu. Milletimizin talebine engel olanlar 4 sene sonra seçimde hesap verir. Şahsımın değil, cumhurun başlığını görüyoruz. 78 milyon. Şu makamı kendi makamı olarak kabullenmek durumundadır. Burası şahsımın değil, cumhurun makamıdır. Tayyip Erdoğan'ı seversin, sevmezsin. Benim onunla da bir derdim yok. Ama buraya hakaret edemezsin, buraya katil diyemezsin. Milli birlik ve kardeşlik süreci. Terör örgütüyle mücadelemiz sürecek. Bu vatanı dar etmeye çalışanlara biz bu vatanı dar ederiz. Devlet asla Kürt insana kurşun sıkmaz, teröriste sıkar. Önümüzdeki dönem konuşma tartışma değil, sonuç alma dönemidir. Bu işe bir isim aranıyorsa adı milli birlik ve kardeşliktir. Evet, kucaklamayı iyi biliriz. Biz kucaklamaya hazırız ama siz hiç kucaklamadınız ki. İhanet korosu 2 Kasım'da iç savaş çıkacağından endişe ediyoruz dedi. İç savaş haliyle yaşayanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Bunun hesabını soracak güçtedir. Evet, başlıkların hepsi önemli. Engel olanlar hesabını verir demiş. Bugün tabloya baktığımız zaman 1 Kasım seçimlerinden sonraki tabloya Devlet Bahçeli'nin hayırcı tutumu yaklaşık yarı yarıya milletvekili sayısı kaybetmeye yetti. Yaklaşık 5-6 puan da oy kaybettirdi kendilerine. Evet, şahsımın değil cumhurun başlığı da ise bugün baktığımız zaman hocam, bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bir takım kimliklere hakaret edilmeye çalışılıyor. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nda %52 oylarla geldi. Bugün AK Parti'ye baktığımız zaman 1 Kasım seçimlerinde yine %50'lerde bir kesim birlikte oy geldi. Bunun devamında ise yine hakaretler öncesinde, yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra öncesinde, 7 Haziran seçimleri öncesi sonrası, 1 Kasım seçimleri öncesinde ve sonrasında devamında biz bunları ve her safhada bunları gördük. Yani bugün sadece Cumhurbaşkanı'na saldırılıyor ama bu insan neden saldırılıyor? Bir Müslüman kimliğinden dolayı saldırılıyor. Yani Cumhurbaşkanı üzerinden baktığımız zaman kendisine oy veren taban, muhafazakar taban olarak nitelendirildiği için bir nevi muhafazakar tabana da saldırılıyor, hakaret ediliyor. Üçüncü bir konu, milli birlik ve kardeşlik süreci dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörle mücadelemiz devam edecek ama biz ülkede milli birlik ve beraberlik, kardeşlik sürecini devam ettireceğiz. Eğer bunu bir at arıyorsanız bunun adı bu şekilde olsun dedi. Yani bunu da şu taraflara çekmenin bir anlamı yok. Hani çözüm sürecinin adı değişti de milli birlik süreci oldu. Yine bir takım olaylara gidilecek gibi düşünmeye gerek yok. Evet, kucaklamayı iyi biliriz başlığı da yine Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu başlıklar. Hani bu da çok gördük. İç savaş çıkılacak dedi ki son güne kadar, yani 1 Kasım seçimlerine bir gün kala bile işte aman dikkat, iç savaş çıkabilir provokasyonları devam etmişti. Evet.
Erdoğan Putin'le Suriye'yi konuştuğu başlığını görüyoruz. Rusya lideri Putin AK Parti'nin seçimlerden zaferle çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu açtı. Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin Suriye'de siyasi diyalog ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade edildi. Başkanlığa millet karar verecek başlığı da yine Star Gazetesi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlık sistemini Türkiye'ye lig atlatacağı konusundaki kanaatimiz nettir. Bu konu milletimize tekrar sunulmak suretiyle bir karara bağlanacaktır. Gerekirse referanduma gidilir dedi. Politik belirsizlik gitti, ekonomik reformlar yolda başlığı da yine Star Gazetesi'nde yeni reform paketi sayfa 14'te. Evet, Demir Ağla ölüyor Türkiye dört baştan. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Hızlı Tren Projesi için düğmeye bastı. Yapımı devam eden 2500 kilometrelik hızlı tren hatlarına ilave olarak 12 bin kilometrelik yeni tren hatlarının projesi hazırlanıyor. 13 yeni hat içinde ihale hazırlıkları tamamlandı. Hemen alt başlıkta ise Türkiye olmazsa DAEŞ'e yeniliriz. Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu Erbil'le görüştüğü Mesut Barzani ile terörle mücadelede mutabakata vardı. Kürt yönetimi Ankara'nın yardımı olmazsa DAEŞ'e dayanamayız dedi. Sinirlioğlu ise DAEŞ'e yeni askeri müdahalenin sinyallerini verdi. Hemen yanında yine Dağlıca PKK'dan temizleniyor. TSK Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vurdu. Operasyondan kurtulmak için Kuzey Irak'a kaçmaya çalışan teröristler Dağlıca'da kıstırıldı. Çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü, 2 asker de şehit oldu. Evet, kamuda 3000 kişiye FETÖ kumpası başlığı yine Star Gazetesi'nde. Paralel karargahı İzmir'deki operasyon FETÖ'nün kritik devlet kurumlarındaki 3000 kişiye yönelik hazırladığı kumpası ortaya çıkardı. Paralel çetenin stratejik kurumlara yerleştirmeye çalıştığı FETÖ üyelerinin listesi de ele geçirildi. Evet, paralel yapının İzmir imamı açığa alındı başlığı da yine Star Gazetesi'nde verilmiş. Eyvah işsiz kalacağım başlığını görüyoruz. Ertuğrul Özkek bir ara bizim patrona seninkiler bu işi bilmiyor beni transfer et demişti ama ben ciddiye almamıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman olmayan herkesi düşman bilip her gün küfreden birinin bu mahallede ne işi olurdu ki? Ama Ertuğrul Bey'in son 3 günlük performansını görünce panikledim. Ertuğrul Bey haklıymış, hele silah arkadaşını da getirirse biz külliyen yandık. Kendimize bir köşe bile bulamayız. Neyse ki V dönüşü yapan Hürriyet'in böyle kıvrak yazarlara bizden daha fazla ihtiyacı var. Nur Albayrak yazısındaki başlığı da bu şekilde verilmiş. Evet, sessiz kalmadığım başlığını görüyoruz. 7 Haziran'da %60'lık blok hevesiyle başlayan söylemler Türkiye'yi zorlu bir imtihanla karşı karşıya bıraktı. Bu duruma seyirci olmam, sessiz kalmam düşünülmezdi. Çözümün iç ve dış odaklarında, terörde, kaosu değil milletin iradesinde aramasını istedik. Milletin iradesi tecelli etti, işi bitirdi. Milletimiz bizi mahcup etmedi. Taşkınlıklara yönelenler bir kez daha seçim sandığı marifetiyle uyarıldı. Evet, yine önemli bir başlık. Operasyona kış molası yok. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları. Çankaya Köşkü seçimlerinden ilk güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptığı 2 saatlik toplantıda Başbakan Ahmet Davutoğlu, bölücü terör örgütüne dönük operasyonların hız kesmeden kış şartlarını da sürdürülmesi talimatı verdi. Zirvenin ikinci gününde sınır güvenliği ve DAEŞ oldu. Haberin detayı da yine sayfa 14'te verilmiş. Evet, Star Gazetesi'nden de aktaracaklarımız bugünlük bu kadar kıymetli izleyenler. Evet, Milliyet Gazetesi'nin manşetine göz atalım. Milliyet Gazetesi'nin manşetine baktığımız zaman taşerona 20 bin kadro. Uzmanlık gerektiren asıl işler belirleniyor. Bu işlerde çalışan taşeronlara kadro verilecek. Yardımcı işlerde de çalışanlar ise zaman içinde farklı alanlara kaydırılacak. Evet, kanlı örgütün para musluğu denilmiş Milliyet İŞİD'in ekonomisini araştırdı. 1.5 milyar dolarlık bütçe denilmiş. Vergi başlığı altında 8 milyon insandan düzenli vergi topluyor. İkinci başlık petrol. Günlük petrol kazancı 1.3 milyon dolar. 1 ya da 3 milyon dolar pardon.
Hayalet, bir diğer başlık ise hayalet memur maaşı yıllık 300 milyon dolar. Banka başlığı altında ise her işlemden %10 komisyon, tarım, Irak buğday üretim buğday üretiminin %40'ına hakim, fidye sadece Fransa'dan 4 gazeteci için 14 milyon dolar denilmiş. Bağışlar Katarlı bir yatırımcıdan 11 milyon dolar. Evet, kanlı örgütün para musluğu da bu şekilde olarak nitelendirilmiş. Evet, diğer başlıklar ise bunlar: ihanet şebekesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım paralel yapıyla birlikte bir takım medyaya yapmış olduğu konuşmasında yüklendi. Bunlar ihanet şebekesi dedi ve muhtarlara aynı şekilde sordu. Hani siz bunlar için ne düşünüyorsunuz? Bir muhtarla arasında geçen diyalog ise hani muhtardan bir tanesi dinlerken ihanet diye, ihanet sayın başbakanım, cumhurbaşkanım diye bağırması oldu. Evet, Putin'den 1 Kasım ve Suriye telefonu, 1 Kasım için tebrik telefonu geldiğini yine aktarmıştık. Operasyona kışın devam, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları. CHP'de ilk aday Umut Oran başlığını görüyoruz. Eski İstanbul Milletvekili Umut Oran, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultayı toplamaya davet etti. Genel başkanlığı aday olacağını da açıklayan Oran, başarının tek ölçütü iktidara gelmektir. CHP iktidar olmadıysa seçimde maalesef anlamlı bir oy artışı sağlanmamıştır dedi. Kılıçdaroğlu ise MYK'dan başkan adaylarının eleştirilmemesini istedi. Evet. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yer verilmiş yine. Baş vermem, geri adım atmam. 1 Kasım seçimlerinin ardından partisine yönelik eleştiriler ile istifa çağrılarına Twitter'dan yanıt veren MHP lideri Bahçeli, çözülme dediklerinde durmayın, daha da çözün, bölün, Türkiye'yi parçalayın deseydim el üstünde tutulurdum. Bugün olsa yine hayır derim, Türk milletinin yoluna baş koydum, baş vermem, geri adım atmam. Duvarlar dikilse de karşıma aşarım, hendekler kazılsa da önüme geçerim. Tweetini paylaşmış Devlet Bahçeli. Evet. Milliyet Gazetesi'nin başlıkları da bu şekilde. Taraf Gazetesi'nin başlıklarına bakalım. Taraf Gazetesi'ye devam edeceğim ama öncesinde bir konuyu daha sizlerle değerlendirmek istiyordum. Biliyorsunuz 2013 yılında yaşanan bir tecavüz olayı vardı. 14 yaşındaki bir kıza tecavüz edilmesi vardı. O mahkemenin sonucunda saygın tutum indirimi yapıldı. Bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani şimdi toplumsal bir afet haline gelen bir konu bu. Yani tecavüz vakalarının duyulup yayılmış hale gelmesi. Evet. Ve bir bakıyorsun ki işte mahkemede tecavüzcüye saygın tutum veya ihal indirimi gündemde olabiliyor. Halbuki yani burada insanımız bu işin kökü nasıl kurutulabilir? Bu işin engel olacak şeyler nelerdir? Bunu konuşmamız gerekirken, yani tecavüzcünün ihalden dolayı indirim aldığı, ondan sonra veya işte az bir cezayla kurtulabileceği şeyleri şey yapıyoruz ve hala bugün mağdurun, mazlumun haklarının gerçek manada savunulup, gerçek manada onların haklarının iade edildiği veyahut da mağdurun haklarının verildiği bir şeyi konuşamıyoruz. Bir adalet sistemini konuşamıyoruz. Tabiri caizse yani insan adaleti kendi kendine aramak durumunda kalıyor. Sokaklar böyle şeyleri duyduğu zaman insanımız ya bu adalet nasıl bir adalet diyecek hale gelmiş vaziyette. Ama bundan daha ötesi, daha önemlisi bizim milletimiz niye böyle oldu? Yani her gün biz bu haberleri neden okumak zorundayız? İşte belki işin faili iki taraf karşılıklı rıza ile olduğu bilmem ne bahanelere sarılsa bile, tabii mahkeme sürecini biz bilemiyoruz. İçerikleri, dosyalar önümüzde değil ama şunu konuşmamız lazım. Yani bu böyle mi olmalıydı? Bu neticeleri biz burada bunları mı konuşmalıydık? Türkiye olarak bunları mı konuşmalıydık? Gelinen neticede gençlerimiz, insanımız artık hala bunu mu, bize böyle bir gençlik mi yetiştiriyoruz? Yani mağdur olmuş, zulme uğramış ya da bir takım işte tecavüz olaylarını anlatan
haberler. O yüzden burada demin de dediğimiz gibi bize lazım olan şey öncelikli olan suçluya hak ettiği cezayı veren bir ceza sisteminin olması. Yani bu kabahatler sisteminden işte 50-100 lira verilerek kurtulabilecek veyahut da 1-2 sene içinde yatıp çıkacak basit bir şey değil. Bir insanın hayatının tamamını karartma neticesinde bütün hayatını etkileyecek, namusunu kirletecek bir çirkinlik yapılmış oluyor. Ve bu iyi hal denilen bir şeye takılabiliyor. Yani böyle bir şey dikkate alınabiliyor. Nasıl bir iyi halse aynı zamanda cezada İslam'a göre cezanın, verilen cezanın işleyen insanlara, suç işleyenin bir daha işlememesine sebep olacak derecede etkin bir ceza olması isteniyor. Hiç ceza suçu işlememiş kişilere de, hiç suça bulaşmamış kimselere de ibret olacak, ders çıkaracak neticede bir ceza olması tasvip ediliyor ki suçu işlememiş insanlar hiç suça bulaşmasın. Suça bulaşmış insanlar da bir daha o suça tevessül edip edecek cesareti kendilerinde bulamasın mantığı vardır İslam'a göre. Ceza hukukunun mantığı. Ama bu mantığı, yani böyle olması gereken caydırıcılık, önleyicilik mantığını biz hukukumuzda göremiyoruz. Yani bu hadiselerde göremiyoruz. Öyle haberler, öyle neticeler duyuyoruz ki işleyenin işlediği suç yanına kar kaldığı ve zulme uğrayanın, mağdurun, mağdurenin de hakkını savunacak bir merciinin, bir hukukun olmadığını insanlar düşünecek bir hukuk sistemini biz işte haberlerde okuyoruz. İnşallah istenen, özlenen o Rabbimizin bu işlere çare, çözüm, önlem, caydırıcılık olarak ne kural koymuşsa onları kural olarak, kaide olarak, hukuk olarak işletiriz ve neticede son artık bu şeylerin sonu olur, önü önlenmiş olur. Yoksa Allah'ın emri tutulmadığı müddetçe o caydırıcı önlemleri ne yaparsak yapalım önüne geçmemiz mümkün değildir. Allah'ın emri tutulacak. Tabi bunlara götüren sebepleri konuştuğumuz zaman uzar gider. Yani işte ortada bir zina, bir tecavüz hadisesi var. Evet. İşte mahkemeye göre zina karşılıklı rıza ile zina olmuş olsa bile veya işte tecavüz olmuş olsa bile ne olursa olsun buna götüren sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Zina yasaksa, Allah haram kılmışsa, zinaya yaklaşmayın buyurmuşsa o zinaya götürecek etkenleri, sebepleri de ortadan kaldırmak, devletin milletini korumak hususunda, vatandaşını koruma hususunda yapması gereken caydırıcı önlemlerin, sebeplerin başında gelmesi lazım. Yoksa biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü insanın doğasında var olan bir şeyi normal yollardan, yani zinaya meyil, yani şehvet duygusu, İnsanda erkek veya kadında var olduğu sürece eğer ki insanımız da bunu doğru kullanabilecek, doğru kanalize edebilecek bir anlayışa, dini hassasiyete sahip olmadığı sürece bu haberler bitmeyecek demektir. O yüzden Allah neyi emrettiyse zina etmeyin, zinaya yaklaşmayın. Bu hassasiyeti gençliğimize, insanımıza vermemiz lazım. Amin hocam. İnşallah. Evet, hocam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı dün muhtarlarla 14. buluşmasında, yani 1 Kasım seçimlerinden sonraki ilk buluşması. Onu da seyircilerimizle aktaralım, ondan sonra yine devam edelim. Evet, muhtarlar konuşmasında, 14. muhtarlar buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %50'lik blok hevesiyle başlayan rovanşist bir anlayışla tırmandırılan söylemler Türkiye'yi zorlu bir imtihana karşı karşıya bıraktı. %41 oy almış bir parti yok sayılarak masa başında tasarlanan, suni ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan siyaset mühendisliği projeleri partilere ve millete adeta dayatılmaya çalışıldı dedi. Şimdi o açıklamaları geliyor ekranlarınıza. Mustakimden ayırmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Denizli, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Yalova'dan gelen muhtarlarla 14. Muhtarlar Buluşması'nda bir araya geldi. Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'deki muhtarların tamamıyla bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirterek bu durumdan rahatsızlık duyanların olduğunu da özellikle bilmenizi istiyorum dedi. Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Abdullah Cevdet gibi sözde aydınlar kendileri gibi düşünmedikleri için milletlerini sevmediklerini açıkça ifade etmekten dahi çekinmiyorlardı. Hatta bu milletin yerine dışarıdan başka bir ırk getirmeyi teklif edecek kadar ileri giden bu mankurtlara maalesef günümüzde de rastlıyoruz. İdeolojik saplantıları çerçevesinde belirledikleri istikamette gitmeyen millete her türlü hakareti yapmayı kendilerine hak gören bu güruhun etki alanı hamdolsun giderek daralıyor. Milletimiz irfanıyla, ferasetiyle, dirayetiyle bunlara tarih boyunca hak ettikleri dersi hep verdi. Bugün de her fırsatta vermeye devam ediyor. Bir takım siyasetçi ve partilerin ülkenin istikrar ve güven ortamını tehdit eden söylem ve politikalar izlediğini kaydeden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Seçim gecesi %60'lık blok hevesiyle başlayan o rovanşist bir anlayışla tırmandırılan söylemler Türkiye'yi zorlu bir imtihanla karşı karşıya bıraktı. %41 oy almış bir parti yok sayılarak masa başında tasarlanan suni ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan siyaset mühendisliği projeleri partilere ve millete adeta dayatılmaya çalışıldı. Bu süreçte 12 yıllık başbakanlığım döneminde çok büyük emeklerle ve fedakarlıkla tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının tehlikeye düştüğüne şahit oldum. Bölücü terör örgütü ve sırtını ona dayadığını açıkça ifade eden bir parti, Türkiye'yi yeniden kanın, gözyaşının, kaosun hakim olduğu günlere döndürmek için var gücüyle gayret gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'nin terör siyasi yaptığını anlattığı sıralarda Erdoğan ve muhtarlar arasında şu diyalog yaşandı. Kardeşlerim, siz muhtarlar olarak, sizin üstünüzde belediye başkanları olarak caddelerin, sokakların kanal açılmak suretiyle yaşanılmaz hale getirilmesini nasıl değerlendirirsiniz? Paralel devlet yapılanması adını verdiğimiz şer şebekesi tüm imkanlarını Türkiye'nin kazanmalarına saldırmak için seferber etti diyen Erdoğan şunları söyledi. Kendilerini ülkemiz medyasının amiral gemisi olarak görenler de bölücü ve paralel terör örgütlerinin bu ihanetine ortak oldular, destek verdiler. İstikrar ve güven ortamına en çok ihtiyacı olan iş çevrelerinden bir grup da maalesef bu koroya katıldı. Burada toplantılar yapıyorum. Değerli kardeşlerim. Evet kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Vahdet Gazetesi ile devam edelim. Vahdet Gazetesi'nin başlığına baktığımız zaman dersimizi aldık başlığını görüyoruz. Sur manşetinde ise tarihi handa Çin malı işgali, iç savaş bekleyen ihanet şebekesidir. Çifte rezalet başlıkta da yine Vahdet Gazetesi'nde Konya'dan iki bakan Yüksekova'dan acı haber. Şeytan taşladık, ibadet ettik. Müslüman mahkumlara zulüm başlıkta da yine Vahdet Gazetesi'nde. Evet dersimizi aldık. 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'nin ciddi bir tribülansa sürüklendiğini söyleyen Kahraman hem halk hem de partiler bu süreçte iyi bir ders aldı. Girdaba kapılmadık elhamdülillah, fevkalade güzel oldu diye konuştu. Bakanlık düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise Kahraman, insanlar çizdiği yolda yürümezler, çizilen yolda yürürler şeklinde cevap verdi. Evet, Milli Görüş Hareketi'nden
Duayen isimli Milli Görüş Hareketi'nin Duayen isimlerinden İsmail Kahraman AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. Vahdete konuşan Kahraman AK Parti'nin yeniden tek başına iktidara gelişini 7 Haziran'dan iyi ders alınmasına bağladı. AK Parti'nin uzun yıllardır iktidarda kalabileceğini söyleyen Kahraman şöyle konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını da inşallah iktidarımız kutlayacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan başbakan iken zaten hedefi 2071 olarak koymuştu. Japonya'da aynı parti 55 yıldır iktidarda. Norveç'te bir başbakan 19 yıldır bu görevi sürdürüyor. İstikrar varsa niye değişsin dedi. Evet, bu haberin detayı da yine sayfa 9'da. Konya'dan iki bakan. Konya AK Parti'ye %74.8 gibi rekor bir oyla destek verdi. Davutoğlu'nun teşekkür mahiyetindeki Konyalı iki ismi kabineye alacağı öğrenildi. Evet, Ziya Altun Yıldız, Recep Konuk. Davutoğlu'nun en güvendiği isimlerden biri olan Konya Milletvekili Ziya Altun Yıldız'ın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koltuğuna getirileceği, Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk'un da Konuk ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirileceği belirtiliyor. Evet, şeytan taşladık, ibadet ettik başlığını görüyoruz. %49.4'lük seçim başarısını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve yazarımız Selçuk Özdağ, AK Parti'nin ve AK Parti'nin siyasetçi yapılara karşı hem şeytan taşladığını hem de ibadet ettiğini söyledi. Müslüman mahkumlara zulüm. Kanada'daki hapishanelerde Müslüman mahkumlara uygulanan ayrımcılık tepki çekti. Kanada'da Müslümanların Ulusal Konseyi mahkumların seccadelerine el konulduğu, abdest almalarının engellendiğini açıkladı. Evet, iki şehit Yüksekova'dan acı haber. PKK terör örgütüne yönelik Hakkari Yüksekova'da yürütülen operasyonda iki asker şehit düştü. Genelkurmay Dağlıca bölgesindeki operasyonda ise 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yine bu haberi de sizlere aktarmıştık. Reşit Hocamızın yorumlarıyla çifte rezalet, namussuza saygınlık indirimi. Diyarbakır'da 2013 yılında 14 yaşındaki ZB'yi başına taşla vurup bayıltarak tecavüz eden ve hamile kalmasına yol açan 22 yaşındaki YT, duruşmadaki saygın tutumu nedeniyle indirim uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İkinci rezalet ise sokak ortasında taciz. Evet, sizin de dediğiniz gibi bu olayların her gün bir anda iki tane manşet, yani bir manşette iki tane aynı haberi maalesef görebiliyoruz. Evet, Vahdet Gazetesi'nin sür manşetine baktığımız zaman tarihi handa Çin malı işgali demiştik. Geçmişte el emeği göz nuru ürünlerin imal edilip satıldığı zanaatkarların merkezi olan Ankara'daki tarihi vakıf Suluhan bugün Çin malı işgalinin altında. Vakıf Suluhan'ın eski esnaflarının anlattıkları hem esnafın hem de müşterilerin yozlaşmasıyla birlikte tarihi Suluhan'ın bir albenisinin kalmadığını gösteriyor denilmiş. Evet, iç savaş bekleyen ihanet şebekesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası muhtarlarla ilk buluşmasında 1 Kasım'da iç savaş çıkacağından endişe ediyoruz diyenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan, bu ülkede iç savaş beklentisi içinde olanlar varsa bunlar ihanet şebekesidir. O beklenti terör örgütlerinin beklentisidir. Bunlar güya aydın geçiren karanlıklar. Bu hayallerle yaşayanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla dimdik ayaktadır ifadelerini kullandı. Erdoğan önümüzdeki dönemin milli birlik ve kardeşlik süreci olduğunu söyledi. Evet, yine kalından başkanlık için referandum sinyali haberi de Vahdet Gazetesi'nde yerini almış. Evet, Vahdet Gazetesi'nden de bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Taraf Gazetesi'ne başlığına bakalım. Taraf Gazetesi'nin manşetinde ise Devret Bahçeli Hareketi denilmiş. Devret Bahçeli. 1 Kasım seçimlerinde milletvekillerinin yarısını kaybeden MHP'de Bahçeli'ye karşı harekete geçen parti için muhalefet Meral Akşener isminde uzlaştı. Hareketin sloganı Devret Bahçeli. Evet, 1 Kasım'da 4.4 oy kaybederken MHP'de sular durulmuyor. 7 Haziran seçimlerinin ardından ortaya koyduğu tavır ile AK Parti'nin yeniden tek başına iktidar olmasının baş mimarı olarak görülen Bahçeli'ye
karşı MHP içinde muhalif hareket düğmeye bastı. Hareket sloganında devlet Bahçeli olarak belirlendi. Akşener teklifi düşünüyor denilmiş. Muhalif hareket lider olarak Meral Akşener'in üzerinde birleşti. Muhalifler olası bir olağanüstü kongrede Bahçeli'nin karşısında tek aday ile çıkmayı planlıyor. Akşener'in partililere bir süre düşündükten sonra karar vereceğini söylediğini öğrenildi. Muhalefet kurultayı delegeleriyle bir bir temasa geçti denilmiş. Evet, Umut Orhan CHP'de bayrak açtı. Hakkari'de iki can gitti başlıkları. Yine Taraf gazetesinde hedef 3 parti ve 2 gazete binası. Ölü olarak işte geçirilen IŞİD militanlarının Cumhuriyet gazetesiyle Diyarbakır'da 3 siyasi partiye saldırı planladıkları ortaya çıktı denilmiş. Tabii Taraf gazetesinin haberlerini bir gün sonra aslında incelemek lazım. Çünkü yapmış oldukları birçok haber bir gün sonra yalanlama gelebiliyor. Evet, Taraf gazetesindeki haberler de bu şekilde. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise Meksika tipi başkanlık HDP'li Dengir Mir, Mehmet Fırat ve Celal Doğan tartışmaya katıldı denilmiş. Erdoğan gündeme getirmişti başkanlık sistemini. Yine Cumhuriyet gazetesi bir takım HDP'lilerin sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Meksika tipi başkanlık denilmiş. Evet, saray halka soracak başlığı verilmiş Erdoğan açıklamalarında. CHP'de Umut Orhan yeniden başkan adayı, Bahçeli bugün olsa yine hayır derim. Samanyolu TV'de kayyum önlemleri başlıkları yine Cumhuriyet gazetesinde. Evet, Devlet Bahçeli'nin hocam bir videosu vardı. Yıllar önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. Şimdi onu getirelim ekranlarımıza. Ondan sonra yine devam edelim. Evet, şimdi lütfen sizden ricamız bizi ön yargıyla değil, açık yürekli olarak dinleyin. Bizi herhangi bir partinin yanlısı olarak değil de yapmış olduğumuz yorumları takdir ve tavsiye olarak değerlendirirseniz bizi memnun edersiniz. Bir insan bir makama hizmet için gelir, hezimet için değil. Ancak eğer hezimetten kurtulamıyorsan koltuğa yapışmanın, inadi olarak kendi şahsi fikirlerini diretmenin bir manası yok. Gerçek bir lider kendisinden sonra gelenlere fırsat vermesini, ön açmasını bilmelidir. Ancak bizde siyaset liderleri yenilen pehlivan güreşe doymaz misali bir daha demekten vazgeçemiyorlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar önce üst üste yenilenler istifa etmeli dediği o görüntüler ortaya çıktı. Şimdi o görüntüler geliyor reklamlarınıza. Siyasi partinin genel başkanı. 1997 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı seçilen Devlet Bahçeli o günden bu yana 6 genel seçim kaybetti. 7 Haziran genel seçimleri sonrasında hükümet kurulamayınca tekrarlanan 1 Kasım genel seçimlerinde de en fazla oyu kaybeden parti MHP oldu. Bunun üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında istifa çağrıları yapılmaya başlandı. Ancak Bahçeli bu çağrılar sonrasında içimizden veya dışımızdan hiç kimse boş yere hesap yapmamalı. Boş yere Milliyetçi Hareket'in istikrarsızlık sarmalına düşeceğini zannetmemelidir. Partimizin tüm kadroları sabırla, özveriyle, inanmış bir yürekle görevlerinin başındadır diyerek istifa etmeyeceğini belirtti. Gelişimine katkı sağlayamayacak bir konuma gel. Devlet Bahçeli'nin yıllar önce katıldığı bir televizyon programında üst üste yenilenler istifa etmeli dediği ortaya çıktı. Bahçeli yaptığı konuşmada şunları söylemişti. Siyasi partinin genel başkanı. Sürekli partinin gelişimine katkı sağlayamayacak bir konuma geldiğinde çekilmesini bilmelidir efendim. Eğer bunu seçim bazında alırsanız, bir iki seçimde partinin aldığı oy oranını aşağı doğru bir trende dönüştürürseniz, artık seçimlerde sonuç elde edemeyen bir genel başkan konumuna düştüğünüzde partinin önünü tıkamaya hakkınız olmamalı. Bir orada taze kana ihtiyaç var. Evet kıymetli izleyenler, izlemiş olduğumuz görüntülerin yorumlarını sizlere bırakıyoruz. Biz de Akşam Gazetesi'yle devam ediyoruz. Akşam Gazetesi'nin manşetine baktığımız zaman üzerimize düşeni yaparım. Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Kasım'ın en önemli mesajlarından biri Türkiye'nin bir an önce yeni anayasa meselesini çözmesi gerektiğidir. Engelleyici tavra girenler hesabını 4 yıl sonraki seçimde verir dedi. Evet, başkanlığı millete sorarız başlığı da yine yer almış. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü
İbrahim Kalın'ın açıklamaları. Evet, insanlık ölüyor, onlar alay ediyorlar. Yine ABD'de yaşanan bir olayı taşımış manşetlerine Akşam Gazetesi. İhsan ettiren karar çocuğa tecavüze saygın indirim. Bu haberde yine manşetlerdeki yerini almış. Evet, hendekçilere halktan dayak. Şemdinli'de yola barikat kurup hendek açmaya çalışan YDGH'li gruplar vatandaşlar taş ve sopalarla kovaladı. Hakkari Yüksekova'daki operasyonlarda iki teröristin öldürülmesini bahane eden göstericiler Şemdinli'de yola barikat kurup trafiği kapatmak istedi. Vatandaşlar havai fişek ve molotof atan YDGH'lilere tepki gösterip taş ve sopalarla kovaladı. Evet hocam, bu haberle ilgili yorumunuz nedir? Yani bugün bahsettiğimiz yer Hakkari Yüksekova, terörün merkezlerinden bir tanesi. Buradaki halk artık yani barikat kuranları veya polise molotof atanları gördüğünüz gibi taş ve sopalarla kovalamaya başladı. Elhamdülillah diyelim. Yani gelinen neticede tabii orada bir hayat devam ediyor. Oranın halkı da her gün yollarının kesilmesinden, sokağa çıkılmasına engel olunmasından bizzar olmuş bir şekilde hayatın normal akışı içinde devam etmesini engellenmeden işine, gücüne, çarşısına, pazarına insanların gitmek istediğini görüyoruz. Buna da engel olan teröristlerin artık yanında durmadığını, yani sen benim yaşadığım yerde, bu bölgede benim normal hayat düzenimi bozan ve benim artık işimi gücümü yapmama engel olan, çoluk çocuğumu ekmek getirmeme, yemeğime, ekmeğime zarar veren boyutlara vardın deyip bu zararı artık görerek hareket ettiklerini görüyoruz. Ve devletin yanında yapılan operasyonlar neticesinde halkımızın devletinin yanında olduğunun bir göstergesidir bu. Güzel bir gelişme. Yani operasyonların da netice aldığının ve oranın halkının da istediği huzur, barış iklimine katkı sağlayacak çabalar olarak değerlendiriyoruz. Mevla Teala bütün Kürdüyle, Türküyle, bütün halkımızın devletinin yanında birlik, beraberlik, kardeşlik içinde güzel, mutlu, huzurlu günlere kavuşabildiğimizi bir an önce görmeyi nasip eylesin. Yani aslında yani bıraksa normalde zaten Kürt'e, Türk'e kimseye bir baskı yapılmıyor. Yani bir Kürt kardeşimiz geldiği zaman İstanbul'a, doğudan batıya veya kuzeyden güneye, güneyden kuzeye nerede isterse çalışabiliyor, ihalelere girebiliyor. Orada bir şekilde ekmeğini, geçimini temin edecek hangi çabasında kabiliyeti varsa o işlerde çabalayabiliyor, gayret edebiliyor. Yani bunda sen doğudan geldin, sen şusun, sen busun diye kimseye bir ayrımcılık yapılmıyor. Ama kendi şehrinde doğup büyüdüğü memleketinde insanların yani hayatı kendilerine zindan edenleri de artık müsamaha etmediğini, göz yummadığını görmemiz mutlu olmamıza gerektiren sebeplerden biri. Evet hocam, teşekkür ediyoruz açıklamamızdan dolayı. Yine devam edelim Hürriyet gazetesiyle, bu da Akşam gazetesiyle, bu da Çark Hürriyeti denilmiş. 7 Haziran sonrası paralel yapı ve terör destekçileriyle kol kola giren Hürriyet bu kez mektupla günah çıkardı denilmiş. Seçim sonrası yazarlar üzerinden AK Parti'ye sıcak mesaj veren Doğan grubu dün birinci sayfadan 1 Kasım'dan sonraya bakmış başlıklı bir mektup yayımladı. Yumuşama çağrısı yapan Hürriyet paralel yapıyla ve terör örgütüyle mücadeleye destek sözü verdi. Hemen yan başlığında ise görgüsüzler başlığı atılmış. Bir giyim firmasının İstanbul'daki VIP davetine katılanlar 1500 TL'lik montları 900 TL'lik botları alabilmek için adeta birbirlerini çiğnedi. O isimler arasında yine sözde ünlü diyoruz hocam, ünlü isimler de vardı. Evet, bu olayda görgüsüzlük, onlar her ne kadar bu işi nasıl görüyorlar bilmiyorum ama halk tarafından bakıldığı zaman gerçekten görgüsüzlük olarak nitelendirilmek hatta az bile kalabilir diyebilirim yani. Evet, Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. TSK'ya kış talimatı başlığını görüyoruz. Sürmaşında Yeni Şafak gazetesinin
Başbakan Ahmet Davutoğlu 1 Kasım seçimlerinden sonra ilk güvenlik zirvesini topladı. Çankaya Köşkü'ndeki zirvede terörle mücadele masaya yatırıldı. Davutoğlu toplantıda komutanlara kış şartlarında operasyonlar kesintisiz sürsün talimatı verdi. Asker ve polise teşekkür. Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 2 saat süren toplantıda Başbakan Davutoğlu seçim güvenliği ve terörle mücadele konusunda gösterdikleri üstün çabalardan dolayı emniyet, jandarma ve devletin ilgili tüm birimlerine tebriklerini iletti. Toplantıda Suriye'deki gelişmeler, sınır ötesindeki işte karşı yürütülen operasyonlar ele alındı. Evet, gerçekten bugün askerimize ve polisimize teşekkür etmenin tam zamanı diyebiliriz. Çünkü seçim güvenliğinde, seçim zamanında mükemmel bir güvenlikle birlikte Doğu illerinde bile, terörün en yoğun olduğu illerde bile güvenliği sağladılar diyebiliriz. Evet, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hakkari'deki Oramar, İkiyaka ve Dağlıca bölgelerinde yürütülen operasyonlar konusunda bilgiler verdi. Yine o haberin detayında. 16 hedefe nokta atışı. Türk jetleri Dağlıca ile Irak'ın kuzeyindeki Avşin Baysan bölgesinde PKK mevzilerine bomba yağdırdı. Terör örgütünün mağara ve sığınakları dahil 16 hedef imha edildi. Yüksekova'daki operasyonlarda ise 4 terörist öldürüldü. Bölgede yapılan aramalarda Bixi makinalı tüfeği ile 3 Kalaşnikov ele geçirildi. Evet, Hakkari'den acı haber, iki şehit haberini yine tekrar Yeni Şafak gazetesinde manşetlerine taşımış. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabrı cemil yazıyoruz. Evet, Yeni Şafak gazetesinin manşetinde artık sonuç alma dönemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröre karşı ülke içinde ve dışında süren operasyonlar kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. Erdoğan, önümüzdeki dönem konuşma, tartışma dönemi değil, açık söylüyorum sonuç alma dönemidir diye konuştu. Evet, AYM'den paralel şok başlığı da yine Yeni Şafak gazetesinde verilmiş. Oğlu sorguda, kendi firarda. Paralel örgütün askeri casusluk kumpasına yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 48'e çıktı. Sahte delil üretmekle suçlanan zanlılar arasında polis müdürü Behzat Tuzcu da yer alıyor. Tuzcu'nun babası firari eski emniyet müdürü Saadet Tuzcu da Okyanus operasyonunu yürütmüştü. Baba Tuzcu paralel yapıya boyun eğmeyen iç adamlarına gözdağı vermekle suçlanıyor. Evet, diğer başlıkta ise 100 gün müjdesi denilmiş. AK Parti'nin seçim vaatleri için meclisin açılmasının hemen ardından yasal düzenlemeler yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Ağbay, vaat olarak ne söylediysek hepsini ilk 100 günde hayata geçireceğiz. Yasal çalışmayı tamamlayacağız. Özellikle ücret artışları ve sosyal destekler hepsi ilk 100 günde realize edilecek denildi. Evet, Akşener'e gittiler. Aday gösterilmeyince Bahçeli muhaliflerin etrafında toplandığı Meral Akşener, 1 Kasım sonuçlarından sonra kapısı çalınan isim oldu. Ancak Akşener'in henüz genel başkanlığa ikna olmadığı belirtiliyor. Yine Bahçeli'nin haberine değer verilmiş. Bahçeli yine hayır derim açıklamalarına. Evet, Rusya'da çare olmadı başlıkları. Sudan'da Rus yapımı kargo uçağı Sudan'da çakıldı. En az 40 kişi öldü haberlerine de yine Yeni Şafak gazetesinde yer verilmiş. Evet, bugünlük gazeteden aktaracaklarımız bu kadar. Gelen maillerimiz var. Maillerimize göz atalım. Sonra da programımızı sonlandıralım hocam. Evet, Ataköy'den Ersin göndermiş. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Seçim akşamı da yayın yapmanız güzel oldu. Tüm kanal çalışanlarına teşekkür ederiz. Ataköy'den Ersin. Evet, Rıza Mendi. Amerika %50'lik oyu görünce PYD silah vermeyi bıraktığını açıkladı. Millet kazandı. Şükürler olsun. Evet, PYD silah bıraktığını açıkladı ama resmi olarak açıklamış olabilir ama bunlar devamlı bunları destekleyen bu örgütlerin besleyen eller diyebiliriz. Evet hocam, yine maillerimiz bu minvalde. Geldiniz, katıldınız, teşekkür ediyoruz. Bugün son sözünüz varsa alalım hocam. Mevla Teala memleketimize birlik beraberlik içinde İstediğimiz, özlediğimiz, hedeflediğimiz o güzel günlere bir an önce kavuşabilmeyi, rızası doğrultusunda yaşayan bir millet olabilmeyi cümlemize nasip-i müessir eylesin diyoruz. Yapılacak işler çok, vakitler az, Türkiye'nin kaybedeceği, milletimizin kaybedeceği vakit yok. O yüzden zaman birlik zamanı, bir beraberlik zamanı, kenetlenme zamanı, birbirimizle uğraşmaktan hiçbirimize fayda yok.
birbirimizle kavgadan sadece dış güçler, bu kavgaların olmasını isteyen güçler menfaat umar, menfaat bulur, fayda bulur. Ama biz onların ağzına bakan, eline bakan ve onlardan medet uman vaziyetten kurtulmamız için bu birlik beraberliği bir an önce ülkemiz içinde, milletimiz arasında tesis etmemiz gerekir. Rabbim cümlemize hakiki kardeşlikleri, birlik beraberlikleri yaşayabilmeyi, ifade eden yaşantıya bir an önce dökebilmeyi nasip müessir eylesin inşallah. Amin hocam inşallah. Yine son dakika bir haberimiz hocam. Diyarbakır, Lice ve Hani ilçelerinde 22 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi denilmiş. Dün saat 17.00'dan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 05.00'dan itibaren kaldırıldı. Evet, yine Çanakkale'den Harun Bey göndermiş. Sizin kanalınızı tavsiye üzerine izliyorum. Çok güzel, iyi yayınlar Çanakkale'den Harun Bey. Çorum'dan Cihan Bey, ABD, PYD'ye silah vermeyeceğiz diye açıklama yaptı. Buna sevinmenin anlamı yok. Vermese ne olacak? Rusya verir, İran verir. Dış ülkeleri iyi tanımak lazım. Seçim sonuçları, Silivri'den Murat kardeşimiz göndermiş. Seçim sonuçlarını tanımamıza, sonuçları vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Kur'an kurslarına da destek artar inşallah demiş Silivri'den Murat. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Seyircilerimize, mail gönderen kardeşlerimize, seyircilerimize, takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.